Hallo Ekspert Piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz endeksler tarafında daha önce bahsetmeye çalıştığımız önemli bölge, yani güvenli alış bölgesi yine işaret ettiğimiz gibi özelliğini koruyor ve bahsetmiş olduğumuz aralıkta alışlar geldi. 95-93 arası sık sık diyorduk. Bu aralıktan görüyorsunuz sürekli alışlar geldiğini gördük. Şimdi ortalamalara doğru bir atak içinde olduğunu gördük ve zaten bahsetmiş olduğumuz 95 üzerinde eğer kapanış görecek olsak bu biraz hızlanacak. Ortalama 21'lere kadar gelebilir. 21'lerde 96.462 ifade ediyor. Şimdi buranın geçilmesi çok çok önemli. Biraz daha sıkışıp bantlara baktığımızda yatay bir hareket, yani alıp başını gidecek bir hareket değil ama belki pazartesi açılışı seviyesi, onu belki bir hafta içinde bir denemek isteyebilir. Biliyorsunuz hükümet kurulacak, bakanlar kurulu falan filan derken birçok şey piyasa tarafından fiyatların içine girecek, fiyatlanmaya başlayacak. Tabii biz yine her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde kağıtlara bakacağız. Hatta dün bakmış olduğumuz kağıtlara da şöyle bir tekrar gözden geçireceğiz. 100 endeks tarafında 95'ler üzerinde kalmak isteyecektir. Bugün 95 üzerinde kapanış büyük ihtimalle önümüzdeki hafta bu hareketi tatlı tatlı yukarı devam ettirecektir. Ama 96.500 üzerindeki kapanış oluşması halinde bu biraz daha erken bir hareketi getirir. Daha önce görülen 99.100'lere doğru konuşuyor olacağız. Ama bugün sanki biraz daha sıkışan bir hareket, dar bir hareket göreceğiz. Aşağıda 95.000, yukarıda 96.200'ler direnç olarak karşımıza çıkabilir. Hemen ben buradan yakın vadeye şöyle dönmek istiyorum. Yakın vadede de bahsetmiş olduğumuz 117 önemli bölgeli. 117'nin üzerinde 21 günlüğe kadar çok normal. 119'lara doğru hareketi, 118.5-119'lara doğru gitmesi çok normaldi. 118-250 görüldü ve yatay bir hareket görüyoruz şu an için. Daha doğrusu bugün biraz daha satıcılı. 1007 civarında bir satış var. 116.000-117.000 bölgesindeyiz. Önemli destekteyiz. Yukarıda da 118-400-500. Bu bölgede sıkışabilir miyiz? Evet, ihlaller olabilir. İsterseniz hatta şöyle tablomuzdan yola çakarak 117-800 şöyle bir kapanışı alalım. Bakalım bize bugüne dair en azından kritik destek neresi? Bunu görmemiz açısından bizim için önemli olur. Bir daha şöyle bir tabloya bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi 117-800 demiştik kapanış. 850 demiştik, pardon. Şimdi alıyorum. Dünkü 117-850. Bugün bakın 117-850. Haftalıklarda 118'lere doğru gelen bir hareket geliyor. 118-250 bugün direnç. 117-450'nin altında şu an için. 117-200 hatta 117-50 test edildi. 117-450 şu an için direnç arkadaşlar. Bunun altında kalabilir. Kaldığı sürece de 116-500'lere kadar çok normal diyebileceğiniz bir geri çekilme göreceğiz. Ama önümüzdeki en azından şöyle bakalım, 117-200'lerde bu bölgede 450'yi tekrar denemek isteyebilir. 450 tekrar 117-850'ye doğru. 117-850 biraz zor artık şu an için de. 117-650-450 güçlü direnç. 117-450 altında kaldığı sürece de aşağıda 116-500'leri denemek isteyecek. Bu da bize şu an için tabloya baktığımızda evet, sıkışmanın en azından tepkinin yatay, daha önce de bahsetmiş olduğumuz yatay bir aralıkta devamının nedeni olacak gibi gözüküyor. Hisseler bazında da hemen şöyle bir gezelim. Dün bahsetmeye çalıştığımız bir takım hisseler vardı. Oldukça iyi performans da sergilemiş. Onu da şimdi sizlerle paylaşayım. Hemen şöyle hisseler tarafına dönüyorum. Sizlerle hızlı bir şekilde yine bir göz gezdirelim. Dün açıkçası bakın birkaç gündür bahsediyoruz. DGKL dün çok sert bir yükseliş yaptı, görüyorsunuz. TL bazında da artık dip demiştik. Dip diyoruz yani 3-4 iş günüdür. Çok sert bir yükseliş geldi. Kelebek mobil olarak. Bunu not olarak söyledikten sonra ben şöyle hemen bir Vestel'e bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Vestel, kusura bakmayın parmak yanlış anlaşılmasın. Vestel çok önemli bir hattı denemek istiyor. Büyük ihtimalle burada bir kırılma göreceğiz gibi. Vestel'i takibe aldık şu an için. Büyük ihtimalle orada bir hareketlilik oluşabilir. Hemen şuradan tabii ki klasik olarak yine şöyle A harfinden başlayalım. Bak sen güzel gözüküyor. Alerkolar bundan sonra takibimizde. Alerko gayri mesela çok güzel gözüküyor. Bakın anal güzeldi. Açıkta bir yorulma var gibi.
Arçelik'te biraz daha sıkışacak, biraz daha zayıflama isteği var gibi. Bir süre daha böyle göreceğiz Arçelik. Aselsan gayet güzel görüyorsunuz. Ayhan gayet iyi hareket etti. Beşiktaş görüyorsunuz, harika hareketler yapıyor. Brisa'da bir sanki kırılma olacak gibi. Borusan'a bakıyorum. Borusan da güzel olmaya başladı. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz olumlu manada. Cem Taşoğlu'nun Doğas güzel gözüküyor. Doğan Holding biliyorsunuz gayet iyi. Kırılmalar başladı Doğan Holding'de de. Fenerbahçe. Bugünden itibaren Fenerbahçe dikkat. Fenerbahçe'nizi not aldık. Daha doğrusu ben notları GSD, Göltaş, bakın Göltaş da gayet güzel. Goodyear güzel. Gözde bir hareket olmuş. GSD gayet güzel gözüküyor. Gübre yavaş yavaş bir hareket olacak. Ha, bugün Halkbank'a da bakabiliriz arkadaşlar. Halkbank da güzel gözüküyor. Şöyle bakıyorum. Hemen bunları geçeyim. İşte yani izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Karsan çok güzel. Uzunca bir süredir Karsan diyoruz zaten. Kartonsan harika. Uzunca bir süredir Kartonsan'dan bahsediyorduk. Kipa da güzeldi ve orada da kırılma hazır gibi gözüküyor. Başlamış gibi gözüküyor. Şimdi Koza Kardemir. Kardemirler yani biraz daha izlenebilir gibi gözüküyor. Migros. Dünden de hisselerimiz vardı. Bunlarla şimdi tabloyla birleştirmiş oluyoruz. Netaş güzel gözüküyor. Net Holding güzel gözüküyor. Odas'ta bir kırılma var. Park güzel gözüküyor demiştik. Zaten gayet güzel. Sasa. Şekerbank güzel gözüküyor demiştik. Şekerbank güzel. Tatkı da şu an için güzel gözüküyor. Türksel'de bir şeyler olacak gibi, evet. Dünkülerin üzerinden de geçmiş oluyorum. Türk Hava Yolları yani biraz daha eskisi kadar gücünü güçlü olacağını zannetmiyorum. Turkas. Vestel, evet. Vakıfbank, evet Vakıfbank. Vestel. VKG'ye bakın. Ne demiştik? VKG çok güzel, harika. Yataş. Yapı Kredi Bankası biraz daha belki izlenebilir. Dar aralıkta seyrediyoruz. Zoran güzel gözüküyor. Zoran da için gayet olumlu demiştik. Şimdi listeden şöyle baktığımızda bakın. 2 dakika bile sürmedi birçok çalışmamız. Hızlı hisse bakma noktasında sizlerle zaten paylaşacağımızı paylaşıyoruz bu anlamda. Olabildiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Yöntemleri gösteriyoruz arkadaşlar. Zamanınız olmayabilir ama grafikte nereye bakmayı nereye bakacağınızı bildikten sonra çok faydasını göreceksiniz. Kimseye de abi senet var mı, alayım mı, satayım mı, nereden alayım, nereden satayım, bu derdinizi bitirebilirsiniz. Dediğimiz gibi bizim burada tablolar üzerinden gidebilirsiniz. Aldığınız bir hissenin fiyatına girip o hafta nereye yükselebilir, o gün nereye yükselebilir, o gün nereye düşebilir. Acaba kırmızı tarafta alıyorum, yanlış mı ediyorum? Evet, yanlış ediyorsunuz. Çünkü kırmızı bölge satıcılı bölge demek. Ama nereden tepki gelebilir? Bunu tabloda görebilirsiniz. Veya ilk mavi geçildi, ikinci maviye gitme olsun %90 olduğunu düşünüyorsanız neden almıyorsunuz? Veya arada desteklerde neden almıyorsunuz, satmıyorsunuz gibi günlük, haftalık, aylık, yıllık tablolara da bakıyorsunuz. Bu da sizin günlük, haftalık, aylık yol haritanız arkadaşlar. Dolayısıyla biz de eğitimlerimizi burada sık sık tanıtıyoruz. Hemen hemen eğitimlerle ilgili her gün bir artık reklam deyin ne derseniz, tanıtım deyin ne derseniz deyin. Ritual Eğitim Danışmanlık sayfamızdan eğitim tarihlerini burada görebilirsiniz. İnternet üzerinden eğitimlerimiz var arkadaşlar. Aynı şekilde yine özel eğitim, birebir eğitim. Böyle eğitimde de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü bu hızlı bakma yöntemlerini, tekniklerini normal eğitim sınıf eğitimlerinde veya normal diyebileceğimiz, şimdi birazdan yapmış olduğumuz araştırmada hisselerin detaylarını göstereceğiz ama burada internet üzerinden de eğitim aldığınız takdirde bunların hepsini yakalıyor olabileceksiniz. Ve tabii bize sorularınızı iletebileceksiniz bu anlamda. Şimdi ben tabii ki daha önce de bahsetmiştim. Birlikte çalışabiliriz. Bu da farklı bir bakış açısı kazandırabilir size. Evet, şimdi ben
Vestel demiştim. Vestel'de şöyle bakıyorum. Vestel'de bir kırılma oluşmaya başladı. Vestel'i takip edeceğiz. Halkbank, Vestel. Hatta bugün çıkardığımız hisselere şöyle bir bakalım. Halkbank biraz dinlenecek gibi. Bu seans en azından ikinci seans belki toparlama olabilir. Garanti Bankası bakıyorum. Garanti Bankası da ikinci seanstan sonra bir hareket görebiliriz. İşçiye şöyle bir bakıyorum. İşçiye'de de ikinci seans çok çok önemli. Eğer olmazsa biraz daha dinlenebilir. Yapı Kredi Bankası biraz daha yatay gidecek gibi gözüküyor. Halkbank'a bakıyorum. Halkbank, evet, Halkbank'ta bir hareket başlayabilir bugün arkadaşlar. Önemli, çok önemli, gayet güzel. Vakıfbank'ta da şey, kamu bankalarında sanki bir hareket oluşacak gibi gözüküyor. Eğer bugün 28.6 itibariyle şöyle bir hisselere bakalım. Aksen, Alerko, Alerkolar, Alerko Gayri, Ayan, Anel, Aselsan, hala Aselsan gayet uygun, Beşiktaş, Brisa, Borusan, Kelebek Mobilya demiştik, Doğaz, Doğan Holding, Eczacı İlaç, Fenerbahçe, Göltaş, Kudir, YSD Holding, Halkbank, Yapı Kredi Bankası, İşçi, Harsan, Koç Holding, Kipa, Kardemir D, Migros, Netaş, Net Holding, Park Enerji, Şekerbank, Simpaş, Tat Gıda, Türksel, Turkas, Yapı Kredi, Vestel, VKGYO, Zoren. Şimdi bu hisseleri takip aldık. Kaç hisse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 tane hisse. 100 hisse içinde 37 hisse gayet olur. Emlak kaydı da artık dipten kurtulup yavaş yavaş hareketin başladığını söyleyebiliriz bundan sonra. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle. Sorularınızı bize Reçber Eğitim Danışmanlık üzerinden de iletebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.